Tamam şöyle durun artık geçiyorum. Efendim Büyük Han, Osmanlıların adayı fethinden hemen sonra yapılan ilk ve tek han. Tüm ada içerisinde bulunan böyle güzel bir han yok. Daha sonra ihtiyaç halinde yan tarafta bulunan Kumaclar Hanı yapıldı. Şimdi bu hanı kim yaptı diye baktığımızda Kıbrıs'a atanan ilk Osmanlı Beylerbeyisi Muzaffer Paşa tarafından başlatıldı ama Sinan Paşa tarafından, bir sonraki vali olan Sinan Paşa tarafından bitirildi. Baktığımız zaman tipik Osmanlı Han Kervansaray tipinin çok güzel bir örneği. Çünkü tam ortasına bir şadırvan ve mescit oturtuluyor. Bir de bu hanlar içerisinde bir baş oda var. Toplam 68 tane odası var. Gerçekten üst ve alt yapıdan oluşan bir yapı. Bu hanın daha sonra zaman içerisinde farklı amaçlarla kullanıldığını da görüyoruz. Örneğin hapishane olarak kullanıldı. İngiliz döneminde bazı katillerin, hatta çok meşhur Kıbrıs'ta Hasan Bulliler destanı olarak bilinen burada bir dönem sosyal ihtiyaçlı insanların ev olarak kullanıldı. Hatta çok daha ilgincini söyleyeyim. Bizim birçok arşivimizin de kullanıldığı, belgelerin saklandığı ambar olarak da kullanılır. Dolayısıyla çok zaman içerisinde çeşitli kullanım amaçları mevcut. Son olarak da restore edildikten sonra kültürel fonksiyon kazandı ve bugünkü haliyle artık gördüğünüz gibi tüm misafirlerimize hizmet vermekte. Has all the kinds of different styles, so that's lovely to see. And the history of the city is very interesting. Yeah. It's really nice and a beautiful place. That we came here with a tour from Corendon, so we visited Nicosia, and now we're here.